Az önce zaman öğesiyle çözmüş olduğumuz soruydu bu. İleri adımda Q0.0, 0.1, 0.2, 0.3 çıkış veriyor. Geriye döndürdüğümüz zaman size motor Q0.3, Q0.2, 0.1 ve 0.0'a çıkış verileceğiz. Yeni zaman öğesinde yaptırdığımız zaman geri dönüşlerde bobini veya konumu bobinlerin yakalayamama gibi bir sıkıntımız vardı. Şimdi bir komut göstereceğim veya bir şey göstereceğim size. Bu ne? Yukarı ve aşağı sayıcı değil mi? Evet. TV miyiz buradan? O zaman TV gider var. Yani neyse. Şimdi bu neydi benim aşağı yukarı sayıcım var. Öyle değil mi? Ben buna ileri girişini verdiğim zaman bu ileri yönde sayıyor. Geri girişini verdiğim zaman bu geri yönde sayıyor. Tamam? Şimdi bunu normalde zaman şeyde sayma işlemleri için kullandığınız zaman burada bunu bir şekilde zaman öğesi şeklinde kullanacağız. İleri saymaya alalım. C eşittir 0 iken Q0.0 çalışsın. C eşittir 1 iken, C eşittir 2 iken, C eşittir 3 iken Q0.3 çalışsın. Ve C eşittir 4 iken de reset atsın. Tamam? Sistem bu. Bunu bir şekilde saydıracağız. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi çıkışları yapalım. C 1 eşit 2 cim diyelim. C 1 eşit 2 cim. 0 iken Q0.0 çıkış versin. Ne oldu? Şimdi bak, C1 eşit integer 1 iken Q0.1 çıkış versin. C1 eşit integer 2 iken Q0.2 çıkış versin. C1 eşit integer 3 iken Q0.3 çıkış versin. Bakalım şimdi ne olacak? İleri saydırıyorum. 1, 2, 3 yapıyorum. 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 sıraya devreye giriyor. Öyle mi? Evet. Bunun başa dönebilmesi için benim bunu resetletmem lazım. Resetletme işini yine C1'in kendi kontrolü yapacağım ama değer 3 mü olacak? 4 mü olacak? Değer 3 olursa 3'ü görür. Bir sonraki çevir. Kendisini resetler olarak Q'ya çıkış veremez. O yüzden 4 olacak. Sayı değeri 4 olduğu zaman yani 3'e geldi en son. Şu adıma geldi. Bir daha giriş uyguladık. Bir daha giriş uyguladığımızda sayı 4 oldu. Resetledi. 0'a geldi. 0'a geldiği için Q0.0'a çıkış verdi. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Bu sıkıntı da şu. C1, PLC run yaptığınız C1 içerisinde herhangi bir sayı değeri yok. Yani C1 0. C1 0 olduğu zaman bu hat çalışır. Öyle değil mi? Onu engellememiz için o çarpı koyduğum yere bir tane eleman koyacağım. Açık bir eleman koyacağım ki PLC run olduğu zaman kendiliğinden çalışmasın. Bunu ileri koyayım şimdi. İleri burada açma kapama yapıyordu. Açma kapamayı ben ileri anahtarıyla yaptırmamın nedeni
sayma işleminin nasıl çalıştığını göstermekte. Neydi aslında sorun? Ben ileriyi bir şey yapacağım, adını siz getirin. Verdiğim sürece ileri dönecekti. O zaman benim ilerini, normalde burayı kapadığım zaman sayıyı 1 yapar, öyle değil mi? Evet. Açıp kapamam lazım ama sonra da açıp kapamam istenmiyor. Anahtarı sadece kapayacağım. O zaman ben buraya bir kontak daha koyacağım. O kontak ne yapacak? Açma kapamayı yapacak. Geçen size anlattığım bir kontak vardı, daha iyi bir. Ne yapıyordu? 1 saniye flaşör, yarım saniye açıyor, yarım saniye kapıyordu. Öyle değil mi? O zaman ben ileri anahtarını verdiğimde veya ileriye konumlu anahtarını kapattığımda burası kapayacak, SM05'in her açık kapamasında ki bu neye tekabül ediyor? 1 saniye tekabül ediyor. Tak 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 sırayla saydıracak. Tamam. Şimdi aynı şekilde geri de aynı sayılımını yapacak. O zaman buna da bir SM 0.5 koyalım. Tamam mı? Aynı şekilde sayma işlemini yaptırıyor. Peki bu şekilde yaptığımızda arada kaldığı zaman değer ne oluyor? Ona bakalım. Saydı. Buna geldi. Sayı değeri kaç? 0, 1, 2, 3. Sayı değeri bile geldi mi? Geldi. İleri kesip geriyi verdiğinde, sayı kaça düşecek? 0'a. Bak kaldı yerden geri döndü. 0, 1, 2'ye geldi. Geri yönde giriş uyguladı. Geri yönde giriş uyguladığım zaman ne oldu? Oradan 2'yi bir adım. Az önce söylemiş olduğum otokonun kararsızlığı buna yok. Çünkü sayıyı arttırıyorum veya sayıyı azaltıyorum. 0, 1, geri yönde döndürdüm 0. 0'a geldi, tekrar başa döndük, sayıyı arttırdım. Veya 2'ye geldik, geri aldım, 1'e döndüm. Evet, az önce söylemiş olduğum kararsızlık buna yok. Size sayıcıları sayma işlemi için kullanırız. PLC içerisinde aslında sayıcı ve zamanlayıcı kavramı aynıdır. Sadece sayıcıyı siz belli parçalarda saydırırsanız zaman elde edersiniz. Örneğin bir sayıcıyı bir saniyelik parçalarla saydırırsanız ve aşağıya da tutup değerine de 10 yazarsanız 10 saniyelik bir aslında zaman restiyor. Veya bir sayıcıyı bir SM0 4 ile saydıracak olursa 1 dakikada 10 kere saydırdığında 10 dakika elde etmiş olur. Anlaşıldı mı? Aslında zamanlayıcı ve sayıcı kavramı bir büyük gelse. Zamanlayıcı dediğimiz şey belli parçalarla sayıcının saydırılmasıyla elde edilmiş bir olay. Bunu isterseniz şekil düzen verebilirsiniz. İşte hocam aynı anda devreye girmesin derseniz ki onu zaten sayıcı engelleyecektir ama onu da bırakmayalım derseniz ileri geri kapalarını birbirlerinin önüne koyabilirsiniz. Bu da bir yöntem. Tamam. Şimdi bu soruda yoktu ama sizin sorularınız içerisinde bir tanesinde şey vardı. Ha, önce şunu bir stop haline getirelim. Dur. Unuttuğumuz bir şey var. Stop haline stop vardı ya. Bunun neresine stopu koyarız bu devrede? Reset. Resetlenmek bir şey yok. Bir de geri de şu çalışacağı şu buraya geri de koymam lazım. Tamam mı? Tamam. Onlara para yazacağım. Şimdi C1'e başına değil mi? C1'in başına. C1'in hangi başına? Buraya mı? Geriydi, bu ileriydi. Şimdi stop konumu nedir? 1. Stop konumunda sayı saymaz. Öyle değil mi? O zaman
Stop'u buraya koydum. Tamam mı? Sayı diyelim 3 deyken ben stop yaptırdım mı? Sayı diyelim 3 deyken ben stop yaptırdım. Sayı diyelim 3 deyken ben stop yaptırdığımda artık sayı 4 olmayacak. Öyle değil mi? 2 de olmayacak. Ama burada kaldı. Burada olay şu, bunların başına da devre üzerine de stopu ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Tamam. Aklıma şey geldi, sayıcıyı sıfırlatsak mı ki diye bir sayı, bu durum geldi aklıma. Sayıcıyı sıfırlatabiliriz sayısal değerini. Neydi? Çok basit, stop koyarım, reset derim, C1 derim. Ne yapalım? Sayıyı sıfıra çeker miyim? Sayıyı sıfıra çektiğin zaman da devre durmuyor. Niye? Stop'a bassam ama ileri ve geri kesmemiş olabilir. Evet. Anlaşıldı mı abi? İleri ve geri kesmediğim zaman stop'a basmış da olsa bu sefer Q0 devamlı enerji kalacak. Yine sorular içerisinde vardı bir tanesinde. Orada sorulan soru şu, input örneğin 0.4 butonuna bastığımda en son PLC'nin hangi bobinleri enerjiliyken enerjiliyse orada kalsın demiştik. Örneğin çalıştırırken Q0.1 enerjili. Input 0.4'e basacağım. Input 0.4'e bastığım zaman PLC orada kalacak. Yani ne ileri gidecek ne geri gidecek ama o çünkü sabit kalacak. Onu da yapmanın yolu şu, çok basit. PLC stop diye bir komutunuz var, kurcalarsanız bulacaksınız. Tamam mı? Input 0.4 mü dedik? Input 0.4'ü buraya koyalım. Stop'a geldiği zaman bu yazılım nasıl çalışıyordu? Başlıyor yukarıdan aşağıya, tekrar başa dönüyordu. Stop'u gördüğü zaman olduğu yerde kalır. Devam etmez. Devam etmediği için de en son hangi çıkış varsa o değerini korumayı sürdürür. İstediğiniz kadar o ara girişleri de okumaz. Niye okumaz? Yazılım bir yerde kalmıştır. Tamam mı? Şimdi bilgisayar programı ile PLC programı arasında şöyle bir fark vardır. Bilgisayarda siz bir program yazdığınız zaman C'de veya başka bir dilde en son satıra geldiğinizde eğer yazılımın devam etmesini istiyorsanız başa zıplatırsın. Bot komutları vardır. Şuraya git dersin. Örneğin botu birinci satıra git veya bir etiketi level vardır. Oraya yollarsın. Yani bilgisayar yazılımında devamı aşağı gelir sen yukarı yollarsın. Aşağı gelir sen devamı yukarı yollarsın. Bilgisayar yazılımı bu. Bizim PLC yazılımımız ne yapıyor? Otomatikman sona geldiği zaman başa dönüyor. İlk yazılımlarda, bu bizim PLC'nin de daha versiyon 2'lerinde, şu anda 4.0 falan kullanıyoruz. Yazılım bittiği zaman aşağıya end diye bir şey ekliyorduk. Tamam mı? Bu end'in anlamı şuydu, ya yazılım bitti başa döndü. Program onu diyordu. Artık yeni şeylerde, yazılımlarda end'i kullanmaya gerek yok. Zaten bakıyor aşağıda satır yoksa otomatikman başa dönüyor. Buna gerek yok diyor. Anlatabiliyor musun? Şimdi burada da stop diye bir komut kullanıyoruz. Stop'un da yaptığı şey şu, yazılım geldi, neredeyse yazılım neredeyse orada bir şeyi kesiyor, işlemi kesiyor. Ne zamana kadar? Stop şartı kalkana kadar. Siz ileri geri ışık yapıyordunuz ya, onları yapın veya sıralı olarak yapın. Bir tane de stop komutu ekleyin diyersinize. O işlemleri, çıkışları yaparken, ledleri yaparken stop'u aktif hale getirin. Bakalım ne oluyor. Oldu ya da kaldı. Ama deneyim. Soru soran var mı? Dün yapmış olduğunuz kesik sürekli çalışma veya az önce yapmış olduğumuz step motorun sayıcı ile sürülmesi. Bakın dikkat edecek olursanız bu biraz pratik işi. Anlaşıldı mı? Yani bunun nasıl bir PLC problemin bir çözümü olmaz. Kesinlikle olmaz. Yani 2, 3, 4 herkes kafasına göre bir çözüm yapabilir.
Burada çözümün önemli olan bir kararlılığıdır. Az önceki zaman üstünde yaptığımız çözüm kararlı bir çözüm değildi. Yani bazı şartlar değiştiğinde bazı istenmedik durumlar ortaya çıkmaması lazımdır. İkincisi en az elemanı veya en az komutu kullanmak. Çünkü her komut PLC'nin işlenmesine bir zaman kaybıdır. Ha hocam, bu projelerde hissetmiyorsunuz. Evet, bu projelerde hissetmiyorsunuz ama 500, 600, 700 satırlık network iş yaptığınız zaman bu PLC öyle bir kasıyor ki kendine, onu hissediyorsunuz. Tamam mı? Ne kadar az elemanı kullanabilirsen. İkincisi de benim hiçbir zaman tavsiye etmediğim bir olay vardır. Kumandadan PLC çözümüne gitmeyin hiçbir zaman. Kumandadan piyasa çözümüne gittiğiniz zaman kumandadaki rölelerle zaman rölesini kendinizi sınırlamış olursunuz. Anlaşıldı mı? Piyasanın kendisine az komutlarını kullanmazsanız yapmış olduğunuz kumandadan piyasa çevirmeleri angaryadan başka hiçbir şey olmaz. Tamam mı? İlk önce yapılan piyasa eğitiminde yapılan şudur. İşte buraya kumandayı çizerler, yanına piyasaya çevirirler. Hala birçok kitapta da o vardır. Başlangıçta belki bir iki gösterimde kabul edilebilir. Başlangıçta bir iki gösterimde kabul edilebilir ama ondan sonra kesinlikle PLC mantığı kumandaya illa şekiller birbirine benziyor diye benzeyecek diye bir şey yok. Başka bir şey daha söyleyeyim ben size. Kumandada hani şuraya zaman öğelerini sıralamıştık ya. Şuraya en son T1, T2, T3 diyelim, T3 koyduk ya. Kumandada bu şey yemeyebilir, mantık yemeyebilir. Kumandada bu mantık yemeyebilir. Çünkü oradaki kullandığınız elemanlar ya mekaniktir, elektromekaniktir veya elektroniktir. Örneğin, T3 bu kontağını açtı mı? Bu sıfıra düştü. T3 sıfıra düştü. Sıfır düşünce tekrar burayı kapadı ama o ara T2 içerisinde bu kondansiyon şarj deşarj zamanları vardır, elektronik devre vardır veya mekanik bir devre vardır. Zaman sıfıra düşürmedi. En son bu kaçta kalmıştır? Örneğin 10'da. Enerji gelince 11'den devam eder. Çünkü gerçekte o kontak hızları, gerçekte o içerisindeki elektronik aksamın zaman sıfıra düşmesi için deşarj olması veya mekanik olarak bobinin bırakması bunlar yazılım. Yaptığımız şey yazılım. Yazılımda olur. Çünkü şartlar eşittir. Anlatabiliyor musun? Hatta size flip-flopları bile anlatırken flip-floplar nedir? Geçen yıl yaptınız mı? Bir oynanıyor, bir oynanıyor. Simetrik devrede. Simetrik devrede enerji verdiğiniz zaman normalde iki ledin de yanmaması lazımdır. Ama orada şu denir. Malzeme farklarından dolayı işte ledlerden biri diğerinden önce devreye girer. Bakın orada öyle o söylenir, malzeme farklarından dolayı. Burada öyle bir şey yok. Anlaşıldı mı? Tamamen sanal bu. Ama gerçekte bir şey olmayabilir. Biz burada yaşadık onu çünkü. Böyle bir şey vardı, sistem vardı. Başa döndürmek için zaman yüzü simetrik çalışmak için devreye giriyordu. Zaman yüzü bir tanesi geri kalıyordu. Sıfıra düşemiyordu. Kapandığı zaman kaldığı yerden başlıyordu. O nedenle komutlar üstünde, komutların ne işe yaradığı üstünde çalışmanızda fayda var. Tamam. Sorusu olan var mı?